Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili Kaymakam adayları, tekrar tekraren hoş geldiniz. Evet, e, 2023 Kaymakamlık sınavına az bir süre kaldı. E, biz de e, söz verdiğimiz gibi soru çözümlerimize devam ediyoruz. Araya bize çalışma sınavı videoları girdiği için biraz gecikti ama e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün yerel yönetimler dersimizle ilgili, yerel yönetimler e, alanı ile ilgili. ...50 tane test sorusu çözümü yapacağız. Bu ikinci videomuz, yerel yönetimlerle ilgili... ...ikinci 50 soruluk videomuz. Evet, kanalımızda, YouTube Üniversitesi kanalında... ...anayasa hukukuna giriş, Türk anayasa hukuku... ...idare hukuku gibi... ...ve siyaset bilimine giriş gibi derslerimiz... ...aracılığıyla da... ...yerel yönetimler dersimiz derslerimiz aracılığıyla da onların videolarını da izleyerek e, istifade edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, kay, kaymakamlık kampı devam ediyor. E, yerel yönetimler soru çözümlerinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Hemen e, sözü fazla uzatmadan ne yapıyoruz? E, ekranımı sizle paylaşıyorum. Evet, sevgili gençler. Bugün yine 50 tane e, güzel yani sizin için araştırdığım e, ayrıntılı bir şekilde e, nasıl e, kaymakamlık sorularına benzer şekilde sorular gelebilir e, üzerine yoğunlaşarak e, 50 soru hazırladım. Evet hemen çözümüne başlıyoruz birinci soruda hangisi yerinden yönetim kuruluşudur? İçişleri Bakanlığı Milli Güvenlik Kurulu İzmir Valiliği Konya Milli Eğitim İl Müdürlüğü yok. Evet burada e, yani tabii yerinden yönetim kuruluşu deyince e, coğrafi yönden yerinden yönetim kuruluşu olabilir. E, hizmetsel yerinden yönetim kuruluşu olabilir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, İzmir Valiliği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, e, Merkezi idarenin Başkente ve Taşra'daki birimlerini ifade ettiği için burada yok cevabımız. Hemen kalemimde seçeyim. Daha iyi görünsün arkadaşlar. Evet. Burada gök şıkkı olan E şıkkı nedir? Bir hizmetsel yerinden yönetim kuruluşu olduğu için bir yerinden yönetim kuruluşudur. Diğerleri değil. Evet, aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşu değildir? Aşağıdakilerden hangisi? Bunun tam tersi bu sefer. Belediye nedir? Yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim kuruluşudur. İl özel İdaresi, coğrafi yer yönünden yerinden yönetim kuruluşudur. Üniversite hizmetsel yerinden yönetim kuruluşudur. Köy e, yine yer yönünden, coğrafi yerinden yönetim kuruluşudur. İl ise arkadaşlar nedir? Bir merkezi idarenin taşra örgütlenmesini ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi devletin örgütlenmesine egemen olan temel ilkeler arasında yer almaz? Kamu tüzel kişiliği ilkesi yer alır. Merkezden yönetim ilkesi yer alır yerinden yönetim ilkesi yer alır, e, idarenin bütünlüğü ilkesi yer alır. Arkadaşlar yetki genişliği ilkesi merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi olarak onun bir alt uygulamasıdır. Anayasadaki bu dört ilke çerçevesinde e, değerlendirilmez. Dört dördüncü soru hangisi merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde kanunla belirtilen esas ve usulleri dairesinde idari vesayet yetkisi kullanmasının amaçları arasında sayılamaz. Yani anayasada bizzat ifade edilen e, vesayet denetiminin amaçladığı hususlar kapsamında bunu soru haline getirdim anayasa maddesini. Mali hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi. Evet bu doğru. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin e, artırılması. Bu dursun şöyle. Kamu görevlerinde birliğin sağlanması doğru toplum yararının korunması doğru, mali ihtiyaçların gereği gibi karşılanması gerekir. Bu dört husus arkadaşlar anayasada idari vesayetle amaçlanan hususlar olarak ifade ediliyor. Ama kamu hizmetlerinde etkinlik ve verim artırılması yani böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Yani bu vesayet denetimiyle ama bu anayasadaki amaçlar arasında yer almıyor. Geldik beşinci soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bir kamu kurumudur? Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uşak İl Özel İdaresi, Bahçeli Evler Belediyesi, Seydiler Köyü. Evet, burada bakıyoruz hangisi bir kamu kurumudur? Evet, ilk dört şıttaki arkadaşlar ifadeler. Bunlar e, kamu idareleridir. E, Marmara Üniversitesi ise bir kamu kurumudur. Hizmetsel yerinden, yerinden yönetim kuruluşu olarak bunlara biz kamu kurumu adına veriyoruz. E, diğerleri nedir? Birer kamu idaresidir. Yani kamu idaresi kamu kurumu farkının e, tekrar altını çizmek istedim bu soruyla. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişilerinin sahip olduğu kamu gücü ayrıcalıklarından? değildir. Kamu gücü ayrıcalıkları varmış demek ki. Kamu tüzel kişiliği olmanın, işte, olmanın beraberinde getirdiği bakalım. Tek taraflı işlemi yapma yetkisi evet var. Resen icra yetkisi var. Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma var. Zorunlu üyelik usulünden yararlanma var. Burada arkadaşlar kamu tüzel kişiliğinin e, yararlandığı e, kamu tü, e, kamu gücü ayrıcalıklarına olmayan şey Cebri icra hükümlerinde tabi olmadır ki yani e, kamu ku, tüzel kişilikleri normal diğer e, özel e, yönetimlerin tabi olduğu cebri icra hükümlerine tabi ol olmaz. Yani gidip belediyenin e, mallarını cebri icra hükümleri çerçevesinde ne yapamazsınız? Haciz edemezsiniz. Yedinci soru, faaliyet konularına göre yapılan sınıflandırma bakımından kamu kurumları türleri arasında yer almayan hangisidir? Evet, burada neymiş arkadaşlar? Sorduğumuz faaliyet konularına göre yapılan bir tasniften, kategoriden bahsediyoruz. Kamu kurumları arasında bu çerçevede, bu türde bir kategorizasyon dahilinde yer almayanı soruyoruz. İdari kamu kurumları, iktisadi kurum, kamu kurumları, sosyal kamu kurumları bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları nedir? Bunlar e, faaliyet konulara bakımından yapılan bir kategorizasyon içerisinde hepsi yer alıyor. Milli kamu kurumları ise arkadaşlar faaliyette bulunan mekansal ölçek bağlamında yapılan bir ayrımdır. Bu çerçevede biz kamu kurumlarını milli kamu kurumları ve mahalli kamu, kamu kurumları diye ayırıyoruz ki bir sonraki soru da bununla ilgili. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Faaliyette bulunduğu mekansal ölçek tasnifi bakımından ne tür bir kamu kurumudur? İdari kamu kurumu değil, sade kamu kurumu değil, sosyal kamu kurumu değil. Bunlar faaliyet konularına göre e, kamu kurumları. E, milli kamu kurumu değil, mahalli kamu kurumu arkadaşlar. Demek ki kamu kurumlarını biz faaliyette bulunan mekansal ölçek bakımından milli kamu kurumu ve mahalli kamu kurumu diye ayırıyoruz. İSKİ bu çerçevede mahalli kamu kurumuna e, dahil olmuş oluyor. 1800 senedi ittifakı ile teşkil edilen muhasıllık meclisleri, önemli bu muhasıllık meclisleri, daha sonradan aşağıdaki hangi yerel yönetim organına dönüşmüştür? Belediye meclisi mi? Değil. Belediye encümeni mi? Değil. İl daimi encümeni mi? Değil. E, değil. İl encümeni mi? Değil. Bu zaten birisi 3360 sayılı İselders Kanunu'ndaki il daimi encümeni, diğerindeki, diğeri, diğeri 5302 sayılı İselders Kanunu'ndaki isimleri yani aynı şeyi ifade ediyor. Ee, arkadaşlar il genel meclislerinin ilk formatı 1808 Senet ittifakı ile teşkil edilen muhassıllık meclisleridir. Bu önemli bir bilgi hemen not alıyorsunuz. Teşebbüsün şahsi ve adem merkeziyet düşüncesini savunan ...teşebbüsü şahsi ve adım merkeziyet yani e, özel e, sektör, özel teşebbüs ve e, adı yani özel girişimcilik... ...ve yerinden yönetimcilik düşüncesini savunan Prens Sabahattin'in Yerel Yönetimlerle ilgili Meşhur Kitabı'nın adı nedir? Üç tarzı siyaset değil, bu Yusuf Akçura'nın kitabı, adem merkeziyet değil, ki hayal bu da değil... Bu da Filibeli Hilmi Efendi'nin kitabı galiba. Kızıl Elma bu da e, neydi onun e, Şu Türkçülüğün esaslarını yazan neydi onun ismi? Evet aklıma gelmedi şimdi. Neyse. Türkiye Nasıl Kurtulur arkadaşlar. Türkiye Nasıl Kurtulur isimli kitap. E, Prens Sabahattin'in ki e, Osmanlı'nın son döneminde merkeziyetçi düşünceleri savunan Ahmet Rıza'nın karşısında Prens Sabahattin hem e, özel teşebbüsü hem de adem merkeziyeti savunan e, bir e, kişidir. E, o akımın önen önde gelen isimlerinden birisidir. Evet. Hangisi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu değildir? Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşunu soruyoruz. Ege Üniversitesi öyle midir? Öyledir. TRT öyle midir? Öyledir. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş mudur? Evet. TÜBİTAK öyle midir? Öyledir. İl Özel İdaresi arkadaşlar bir hizmet yerinden yönetim kuruluşu değil. Bir yer yönünden yani coğrafi yerinden yönetim kuruluşudur. 1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu yani mülki idarenin temeli olan kanun kendinden önceki hangi yasal düzenlemenin güncellenmiş şeklidir? 1924 tarihli köy kanunu olur mu? Olmaz. 1930 tarihli belediye kanunu olur mu? Olmaz. 1870 nizamnamesi, vilayet nizamnamesi olur mu? Olmaz. 1877 vilayet belediye kanunu olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, 1913 tarihli idari umumi vilayet hakkında kanunu muvakkat yani illerin idaresiyle ilgili geçici kanun hem ilin genel idaresiyle hem de ilin özel idaresiyle ilgili hükümler taşıyordu. İşte bu ilin özel il özel idareleri ilgili ilin özel idaresi e, ile ilgili yerel yönetim birimi olan il özel idareleri ile ilgili olan kısmı e, 1987 yılında e, 3360 sayılı il özel idaresi kanunu çıkıncaya kadar yürürlükte kaldı bu kanunun. Geçici olarak ee, diğer kısmı ise 1949 tarihinde 5442 sayılı il idaresi kanununa dönüştürüldü. Dolayısıyla 5442 sayılı il, il idaresi kanununun ilk formatı ilk biçimi 1913 tarihli kanunu muvakkat uzun adını söylersek idare-i umumi vilayet hakkında kanunu muvakkat. 13. soru 5355 sayılı Mali İdare Birlikleri Kanunu'na göre Mali İdare Birlikleri konusunda hangisi yanlış bir ifadedir? Burada Mali İdare Birlikleri ile ilgili e, arkadaşlar 4 tane doğru ifade var. Bir tanesi yanlış. Tüzel kişiliği ve kendine has organlar var mıdır? Vardır. Organları birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanı mıdır? Evet. Kamu yararı amacıyla kazanç için, de faal için, faali, için faaliyette bulunabilirler evet birlik encümeni birliğin borçlanması konusunda karar verir dursun belediye ve köy birlikleri uygulaması yaygın olarak kullanılır doğru arkadaşlar bir mali idare birliklerinin borçlanması konusunda encümen değil encümen değil birlik meclisi karar verir dolayısıyla bu biri yanlış olmuş oluyor 6.360 sayılı kanunla tüzel kişiliğini kaybederek mahalleye dönüşen köyler için içme ve kullanma suları hususunda yapılan ve 2022 yılına kadar geçerli olan geçici düzenlemenin süresi hangi tarihe kadar uzatılmıştır? Evet. 30.06.2025, 30.06.2024, 31.12.2023, 31.12.2025, 31.12.2026. Arkadaşlar bu husustaki düzenleme 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı. Bilginiz olsun. Aşağıdakilerden hangisi 5302 sayılı Kanuna göre il encümeninin görevleri arasında yer almaz? İl encümeninin görevleri arasında yer almaz. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programlarına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararını almak ve uygulamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırılan ikinci düzeyler arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları kesmek. Arkadaşlar C şıkkı hariç bütün bilgiler il encümenin görev görevler görevleri arasında yer alıyor. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek görevi ise il encümenin değil il genel meclisinin görevidir. İl özel daire ile ilgili bir düzenleme içermeyen mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? Yani içerisinde il özel daireleri ile ilgili bir hüküm düzenleme olmayan e, mevzuatı soruyoruz. 3360 sayılı kanun zaten 1987 tarihli İl özel dairesi kanunu. E, 1913 tarihli kanun muvakkat zaten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tevarüs eden e, i̇l özel dairesi kanunu. 5302 sayılı kanun zaten ee, nedir ee, yeni il özel dairesi kanunu ee, 1876 kanun esasisi il özel dairesi ile ilgili hükümler içeriyor arkadaşlar 5442 sayılı e, kanun il özel dairesi ile değil il idaresi ile ilgili hükümler içerdiği için e, bu doğru cevap olmuş oluyor. Geldik 17. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın 127. maddesinde yerel yönetimlerle ilgili öngörülmüş bir düzenleme değildir? Yerel yönetimler kamut tüzel kişine sahiptirler. Doğru. Yerel yönetimlerin kuruluş görevi ve yetkiler kanunla belirlenir. Doğru. Yerel yönetimlerin karar organı seçimle iş başına gelir. Doğru. Ee, yerel yönetimlere seçilmiş organların organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin çözüm ve kaybeden denetim Yargı yoluyla il, olur, il olur, il, olur, doğru. Yerel yönetimlerin seçimleri e, kural olarak dört yılda, bu beş yılda bir arkadaşlar buradan e, size diğerleri aklınızda kalsınız diye kalsın diye bu şıkkı bu şekilde beş yıl dört yıl yaparak diğerlerini e, pekiştirmek istedim. 18. Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasal hayat öncesi, çok partili siyasal hayat öncesi çıkarılan kanunlardan değildir? Hıfsız Saha Kanunu belediye kanunundan hemen sonra çıkıyor. Belediye Bankası Kuruluş Kanunu bu da 1933 edersem. Belediye Yapı ve Yollar e, Kanunu bu da 1931 olması lazım. 1580 sayılı Belediye Kanunu 1930. Arkadaşlar 3360 sayılı İl Özel Dairesi Kanunu 1987 yılında çıkarılmıştır ve e, 1913 tarihli kanunun bu vakkatin güncellenmiş şeklidir. Yani tek partili siyasal hayat döneminde çıkmamıştır. Evet, 19. Aşağıdakilerden hangisi 5302 sayılı kanuna göre ilgilen meclisinin görevleri arasındadır? 5302 sayılı il özel dairesi kanuna göre il genel meclisinin görevler arasında olanı soruyoruz. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe kesin hesabı inceleyip ingele meclisine bölüşüldüğünü bu encümenin e, ee, görevi. Yıllık çalışma programı alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararını almak ve uygulamak. Bu da encümenin görevi. Ee, yine bütçede fonksiyonel sınıflandırma ikinci düzeyler arasında aktarma yapmak. Bu da encümenin görevi. Kanunlarda öngörülen cezalar kesmek. Bu da encümenin görevi. Peki bu görev e, C'deki yer alan İl Özel Dairesi tarafından çıkarılacak yönetmekleri kabul etmek görevi. Kimin görevi? Bu arkadaşlar İl Genel Meclisi'nin ...görevidir. Diğerleri... ...encümenin görevi. Aşağıdakilerin hangisi... ...5302 sayılı kanununa göre... İl Genel meclisinin toplantı zamanı... ...olarak öngörülmüştür. İl Genel meclisinin toplantı zamanlarını... ...konuşuyoruz. Mayıs ve Kasım... ...bu eski kanunda. 5, e, e, eski kanunda... E, e, ...3360 sayılı kanundaki... E, ...düzenleme. İnsan ve Ekim... Uyduru, ...uydurdum... Her ayın ikinci haftası, her ayın e, son haftası, her ayın ilk haftası. Arkadaşlar 5302 sayılı kanunda ilgilenen meclisinin toplantı zamanı her ayın ilk haftası olarak düzenlenmiştir. Bunlar önemli. 5302 sayılı kanuna göre valinin bulunmadığı durumlarda il encümenine kim başkanlık eder? Vali yardımcısı, hukuk işleri müdürü, il genel meclisi başkanı, komşu ilim valisi. Evet, bunlar yanlış. İl özel İdaresi genel sekreter arkadaşlar ne yapar? Vali'nin Bu bulunmadığı durumlarda il encümenine başkanlık eder. 5300 sayılı kanuna göre İl genel meclisinin bütçe görüşmelerine rastlayan toplantısı en çok kaç gün sürer? Evet, 5 7 10 15 20. Arkadaşlar İl genel meclisinin bütçe normal görüşmeleri e, en çok 5 gün sürer. Diğerleri uydurdum onları. Evet, bütçe görüşmelerine rastlayan e, görüşme ise, toplantı ise en fazla 20 gün sürer. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim olmanın şartları unsurlarından birisi değildir? İnsan topluluğu, evet. Toprak, evet. Kamu tüzel kişiliği, evet. Özellik, evet. Bu da demek ki yerel yönetim olmanın şartları unsurlarını burada sayıyoruz. Hiyerarşik denetim diye bir unsur Yok. Aşağıdaki yerinden yönetim kuruluşlardan hangisinin ilgili mevzuatta özelliği ifade edilmemiştir? Evet. Ya aşağıdaki yerinden yönetim kuruluşlarından hangisinin ilgili mevzuatta özelliği ifade edilmemiştir? 5393 sayılı kanunda belediyelerin özellikliği, idari ve mali özellikliği ifade edilmiştir. 5302 sayılı İl özel dairesi kanunda ifade edilmiştir. E, 5216 sayılı Belediye Büyükşehir Belediyesi Kanununda ifade edilmiştir. Üniversiteler ki bu bu da Anayasa'da Anayasanın 130. Maddesinde özellikleri ifade edilmiştir. Arkadaşlar 1924 tarihli e, 442 sayılı Köy Kanununda e, idari ve mali özelliğine vurgu yoktur. Köy Kanununun bunu ifade etmiş olalım. Aşağıdakilerde hangisi yerel yönetimlerle ilgili Anayasanın 127. maddesinde 2017 Anayasa değişikliği kapsamında iptal edilen hükümlerdendir. Mali idarelerin kuruluş ve görevleri yetkileri yerine yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bu iptal edilmedi. Mali idarelerin seçimleri 67. maddede esaslara göre 5 yılda bir yapılır. Edilmedi. Kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Edilmedi. Mali idarelerini seçilmiş organların organın sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazlar yargı yoluyla olur. Bu da edilmedi. Arkadaşlar C şıkkında ki hüküm milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılan mali idare organ veya bu organlar üyelerine ilişkin genel, veya ara seçimler genel veya ara seçim birlikte yapılır hükmü ne yapıldı? Anayasada ilga edildi. Evet 26 1988 yılında Strasbourg'da Türkiye tarafından da imzalanan Avrupa Yerel Yönetimi'nin Özellik şartı ülkemizde hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 88, 89, 90, 92. Arkadaşlar Avrupa Yerel Yönetim özellikle şartı Türkiye 1988'de imzalamasına rağmen bazı çekincelerle birlikte 1991 yılında 3723 sayılı yasayla yürürlüğe girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliği ilkesiyle bağdaşmayan bir durumdur? Vesayet denetimi, bağdaşır. Yerel yönetim organları ile ilgili denetim yargı yolu gerçekleştirilmesi bağdaşır. Yerel yönetimlerin görev ve etkilerinin kanunla düzenlenmesi bağdaşır. Bir aykırılık yok. Ne? Hmm. Ha, o da bir karışı olmuş ama. Büyükşehir Belediyesi'nin alt kademe belediyeleri üzerindeki denetimi nedir? Bağdaşır. Ee, bağdaşır. Bir sıkıntı yok. Burada çift e, şey olmuş. Evet. F olmuş bu. Yani doğrusu şu arkadaşlar valinin il özel idaresinin yürütme organı olması hususu e, yerel üretim özelliğiyle bağdaşmıyor. Çünkü vali merkezi idarenin e, Taşra'daki e, biriminin başında e, seçimle gelmiyor. Dolayısıyla seçimle oluşan e, kendi karar organlarını seçme e, konusunda e, özellik gereği böyle olması gereken il özel idaresinin yürütme organının kendi içerisinden seçilen bir başkan il genel meclis başkanı olabilir veya seçeceği bir başkan olabilir veya doğrudan halk tarafından seçilen bir başkan olabilir. Dolayısıyla bu uygulama hem eski il özel idaresi kanununda hem yeni il özel idaresi kanununda ki bu uygulama ne yapıyor? Özellik yerel yönetim özelliğiyle bağdaşmayan bir durum ifade ediyor. Geldi 28. soru. İlginel meclisinin feshi aşağıdaki yollardan hangisi ile mümkün olur? Valinin bildirmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla mı? İçişleri Bakanlığı'nın bildirim ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla mı? Valinin bildirim ve Danıştay kararıyla mı? E, İçişleri Bakanlığı'nın bildirim ve Danıştay kararıyla mı? İlginel me Meclisi Başkanlığı'nın bildirimi, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ve Danıştay kararıyla. Hadi bakın bakalım buradan İl Genel Meclisi'nin fesli nasıl oluyormuş? Evet. Arkadaşlar İl Genel Meclisi'nin fesli ilgili yasaya göre nedir? İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi ve Danıştay kararıyla olmaktadır. İlgili mevzuata göre il encümeni vali ve genel sekreterinin dışında kaç üyeden oluşur? oluşur? il encümenini soruyoruz. Vali ve genel sekreterin dışında burada kaç üye vardır diyoruz. Kaç arkadaşlar il encümeninde? 10 değil, 8 değil, 6 değil. Evet, il encümeni vali ve genel sekreter dışında 5 üyeden oluşuyor. İl özel dairesinin yürütme organı olarak vali, faaliyet raporu vasıtasıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? Evet. Demek ki e, vali madem il genel Meclisi il özel idaresinin yürütme organı olarak görev yapıyor. O zaman kim tarafının denetlenmesi gerekir? Tabii ki il özel idaresinin karar organı tarafından denetlenmesi gerekir. Bunu da faaliyet raporu aracılığıyla yapıyor. 5302 sayılı il özel İdaresi kanununa göre hizmetlerde aksama durumunun tespitini tespitini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir? İçişleri Bakanı mı? Değil. Cumhurbaşkanı mı? Değil. Danıştay mı? Değil. Tespitini soruyoruz arkadaşlar. Karar alması değil. Yetkili sulh hukuk hakimi bu durumda gerekli tespiti yapar. 5300 sayılı İl Özel dairesi Kanunu'na göre il özel dairesi bütçesi nasıl kabul edilir? İl özel dairesi bütçesi nasıl kabul edilir? İçişleri Bakanı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanı onayı değil. Valinin önerisi İçişleri Bakanlığının onayı değil, İl Genel Meclisi'nin kabulü ve valinin onayı değil, İl Öncümen'in kabulü ve valinin onayı değil. Arkadaşlar İl Özel Dairesi bütçesi üzerindeki merkezi e, e, vesayet e, yeni kanunla, 5.300 sayılı kanuna kaldırılmıştır. Bütçe İl Özel Dairesi e, İl Genel Meclisi tarafından kabul edildiği anda bütçe e, kabul edilmiş olur. Yani mülki amire yalnızca, valiye yalnızca bilgi amaçlı olarak gönderilir. Herhangi bir e, red, e, bir onay mevki, makamı değildir. mülki amir. 5.393 sayılı kanuna göre, belediye kanuna göre belediyeler için hangisi doğru değildir? Belediyenin toprak unsuru, belde sınırları içinde kalan coğrafi alandır. Doğru. Belediyenin insan unsurunu, belde sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlar oluşturur. Doğru. Belediyeler kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Doğru. Belediyeler merkezi idarenin vesayet denetimine tabidir. Doğru. Belediyelerin idari ve mali özellikli ifadesi kanunda yer almamaktadır. Hayır bu ifade yanlış. Belediyelerin idari ve mali özellikliği bizzat 5393 sayılı kanunda ifade edilmektedir. Eski ve yeni yani 1580 sayılı eski belediye kanunu ve yeni e, 15, 5393 sayılı yeni belediye kanunlarına göre Belediye kurulabilmesi için gerekli nüfus hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar eski belediye kanununda belediye kurulması sınırı 2000, yeni belediye kanununda 5000 olarak belirlenmiştir. Yani değişikliği. 5393 sayılı kanuna göre belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası hangisine göre belirlenir? Belediye başkanının tercihi mi? Değil. Belediye meclisinin kararı mı? Değil. Belediye encümeninin kararı mı? Değil. Belediyenin mali durumu tek başına değil. Arkadaşlar belediyenin mali durumu ve de hizmetin ivediliği durumu belediye hizmetlerinin yerine getirmesindeki öncelik sırası hususunda bir kriterdir. 5393 sayılı belediye kanununda ifade edilen belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en yakın yöntemlerle sunduğu ibaresi hangi ilkeyi anlatmaktadır? Özellik mi? Değil, Denetim değil, desantralizasyon değil. Evet, Arkadaşlar bu ilke e, e, Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nda da aynı bu şekilde e, tanımlanan, yani e, ye, e, yerel hizmetlerin, yerel kamusal hizmetlerin, yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına subsidiarity ilkesi diyoruz. Yani yerindenlik diyebiliriz buna yerindenlik ilkesi evet Türkiye'nin de bu özellik şartını kabul etmesinden dolayı artık bizim yeni yasalarımıza da yani belediye yasasına ve eee il özel idaresi yasasına girmiş bir e, kavram e, veya ilke diyebiliriz. 37. soru arkadaşlar ilgili mevzuata göre belediye meclisi üyeliği için yaş sınırı kaçtır? 25 24 21 20 değil. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı da nedir? Meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği için e, aday olabilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre istisnalar dışındaki belediye meclisi kararları nasıl kesinleşir? Meclisin kararı ve mülki amir onayı mı? Değil. Meclis kararı bildiril il idare kurulunun kararı mı? Değil. Meclis kararı İçişleri Bakanlığı onayı mı? Değil. Arkadaşlar belediye meclisi e, kararları meclisin kararıyla e, kesinleşir. Mülki amire gönderilir ama bilgi amaçlı olarak gönderilir. Bir onay makamı değildir. Hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim? Bu önemli bir konu. Bilgi edinme, edinme ve denetim yolları arasında yer almaz. Soru yer alır. Genel görüşme yer alır. Faaliyet raporunu değerlendirme yer alır. Gen soru yer alır. Arkadaşlar burada yer almayan kanuna göre meclis araştırması yöntemi diye bir yöntem yok belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları arasında. 5393 sayılı belediye kanununa göre hangisi belediye meclisinin feslini gerektiren bir durumdur? Meclisin siyasi dilek ve temani, temennilerde bulunması değil. Meclisin toplantı mu topla, meclisin toplantısını muhta toplantı yerinde e, yapılması değil. Meclisin mut, mutat toplantı zamanı dışında toplanması değil, meclisin görevini ihmal etmesi ve belediye işlerine sekteye uğraması. Evet, tam olarak bu arkadaşlar. Meclisin görevini ihmal etmesi ve belediye işlerine sekteye uğraması, e, belediye meclisinin feslini gerektiren bir durumdur. Meclisin siyasi dilek ve temellerde bulunması eski kanunda vardı. Yeni kanunda siyasi karar alması diyor. Dolayısıyla e, bu şıktaki bilgi değil o o farklı. Yani demek ki meclisin siyasi karar alması ve meclisin görevini ihmal etmesi ve belediye işlerinin sekteye uğraması neymiş? Belediye meclisinin feslini gerektiren bir durum imiş. İl belediyeleri ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde belediye encümeni belediye başkanı dahil kaç kişiden oluşur? Belediye encümeni. Evet il belediyeleri ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde belediye encümeni, belediye başkanı dahil kaç kişiden oluşur? 4 mü? Değil. 5 mi? Değil. 6 mı? Değil. 9 mu? Değil. Arkadaşlar 7 kişiden oluşur. 5393 sayılı belediye kanununa göre belediye encümen toplantıları için doğru doğru Alan değil, doğru olan hangisidir? Belediye encümeni toplantılar için soruyoruz. Her ayın ilk haftası toplanır mı? Yanlış. Her ayın ikinci haftası? Yanlış. Haftada en az iki defa? Yanlış. Belediye başkanı belirleyeceği durumlarda toplanır. Yanlış. Arkadaşlar, 5393 sayılı kanuna göre belediye encümeni haftada en az bir defa toplanır. En az bir defa. 43. Belediye başkanının görev başında bu olmadığı durumlarda kim vekalet eder? Mülki amir mi? Değil. Başkan yardımcısı mı? Değil. Meclis başkanı mı? Zaten belediye başkanı meclis başkanı aynı zamanda değil. Belediye meclisinden başkanın görevlendireceği bir üye. Belediye encümeninden başkanın görevlendireceği bir üye. Bu da değil. Belediye meclisinden başkanın görevlendireceği bir üye. Belediye başkanının olmadığı durumlarda kendisine vekalet eder. 5393 sayılı belediye kanununa göre hangisi belediye başkanlığı sıfatına sona erdiren durumlardan birisi değildir? Seçilme yeterliliğini kaybetmesi, meclisin fesine neden olan eylem ve işlemlere katılması, görevine sürdürülmesi engel bir hastalık veya engellilik durumuna yetkili sağlık kurulu raporuyla tespiti, kendiliğinden sona erme. Evet, Bunların hepsi arkadaşlar belediye başkanlığı sıfatına sona erdiren durumlar arasında. Mazeretsiz, kesintisiz 10 günden fazla görevin terk etmesi ve bunun mülki amirce tespiti. Buna benzer bir düzenleme var ama oradaki süre arkadaşlar 10 gün değil nedir? 20 gün olacak. Evet 20 gün olması gerekir. Dolayısıyla bu şık yanlış olmuş oluyor 10 gün dediği için. Aşağıdaki illerden hangisinde Büyükşehir Belediyesi yoktur? Ordu'da var. Tekirdağ'da var. Muğla'da var. Aydın'da var. Afyonkarahisar'da yok. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre Büyükşehir Belediye Encümeni Büyükşehir Belediye Başkanı hariç kaç kişiden oluşur? Evet. Arkadaşlar Büyükşehir Belediye Encümeni e, Belediye Başkanı hariç kaç kişiden oluşur? Hemen bakıyoruz. 7 mi? Değil. 8 mi? değil. 9 mu? Değil. 10. Demek ki büyükşehir belediye kanununa göre büyükşehir Belediye Encümeni, büyükşehir belediye başkanı hariç 10 kişiden oluşuyor. Evet arkadaşlar, bu 2017 anayasa değişikliğiyle ile yeni Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişle birlikte bu cumhurbaşkanı kararnamelerinde yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerde önem kazandı. Dolayısıyla birkaç soruda oradan yapalım. Ee, önemli çünkü. Örneğin bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre aşağıdakilerin hangisi yerel yönetim politikaları kurulunun görevler arasında yer almaz. Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji öner önerileri geliştirmek yer alır. Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçeklere uygun olarak e yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri öner sunmak yer alır. Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek yer alır görevler arasında. Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika önerilerini geliştirmek yer alır. Dünya kültürel mirasıyla uyumlu kentleşme politikaları geliştirmek diye bir görev yok arkadaşlar. Buna benzer şu var, Türkiye'nin kültürel mirası çerçevesinde uygun kentleşme politikaları önermek gibi bir şey var ama dünya kültürel mirasıyla uyum diye bir şey yok. Binnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak görevi. Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak görevi hangi politika kurulunun görevidir? Ekonomi politikaları kurulu mu? Değil. Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulu mu? Değil. Kültür ve sanat politikaları kurulumu değil, hukuk politikaları kurulumu değil. Evet, bizim konumuzla ilgili olarak yerel yönetim politikaları kurulunun bir görevi arkadaşlar. Evet, son düzlüğe geldik. 9 49. soru. Bir nohulucuğun başkanlık kararnamesine göre yerel yönetim politikaları kurulu en az kaç kişiden oluşur? Arkadaşlar, bir nohulucuğun başkanlık kararnamesine göre bütün politika e, kurulları en az 3 kişiden oluşur. Yerel yönetim politikaları kurulu da buna dahil. 50. ve sonuncu soru arkadaşlar. 442 sayılı kanuna göre muhtarın görevinin sona erme durumları arasında yer almayan hangisidir? Muhtarın görevini sona erdiren durumlar var kanunda. Burada yer almayan hangisi? İstifa etmiş sayılma var. Mahkumiyet nedeniyle muhtarlıktan çıkarma var. Muhtarlıkla bağdaşmayan işler nedeniyle muhtarlıktan çıkarma var. İlçe, il veya ilçe idare kurulu kararıyla muhtarlıktan çıkarma var. Mülki idare amiri kararıyla muhtardan çıkarma diye bir uygulama bir düzenleme yok. 442 sayılı köy kanunu arkadaşlar. Evet gençler, sevgili kaymakam adayları, yerel yönetimler ile ilgili kaymakam sınavında çıkacak çıkması muhtemel benzer soruları çözmeye devam ettik. 50 soruluk bu ikinci videomuzda. Kaldığımız yerden yarın yine ikinci diğer bir videoyla yani anayasa hukuku, idare hukuku ve Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili diğer videolarımızı da peş peşe bu hafta içinde sizlere yayınlayacağız. Evet, şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.